Herkese merhaba. Dinozorlar, yerküre tarihinin en büyülü ve esrarengiz yaratıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Binlerce yıl önce, bu devasa yaratıklar, bu dünyanın hakimiydiler. Ama ne yazık ki, onların hikayesi, trajik bir sonla sona erdi. Bugün, onları daha yakından tanıyacağız. Triyasik dönemi, yaklaşık 252 milyon yıl öncesine dayanır ve dinozorların evriminin başladığı dönemi kapsar. Bu dönemde, yerküre, karasal sürüngenlerin hükümranlığı altındadır. Bu sürüngenler arasında, soyu tükenmiş Temnospondis, Pariasaurus ve Diapsids gibi gruplar yer alır. Dinozorların evrimsel hikayesi, Archosauria sınıfına ait sürüngenlerle başlar. Archosauria, kara yaşamına uyum sağlamış sürüngenlerin bir alt sınıfını temsil eder. Bu sınıfa, dinozorlar, kuşlar, timsahlar ve bazı soyu tükenmiş türler gibi canlılar dahildir. Yaklaşık 250 milyon yıl önce, Permiyen döneminde ortaya çıkan Archosauria, dinozorların en yakın akrabalarını içerir. Bu iki grup, Saurischia ve Ornithischia'dır. Saurischia alt grubu, etçil ve otçul dinozorları içerirken, Ornithischia alt grubu, yine etçil ve otçul türleri içerir. Bu ayrım, dinozorların anatomik özelliklerindeki farklılıklarla belirlenir. Dinozorların ataları, yaklaşık 230 milyon yıl önce, Mezozoik zamanın Triyasik döneminde ortaya çıktı. İlk dinozorlar, daha küçük boyutlu ve hareketli sürüngenlerdi. Farklı türler, dinozorların evrim sürecini etkileyerek, farklı beslenme alışkanlıkları ve anatomik özellikler geliştirdiler. Dinozorlar, evrimsel olarak, hızla çeşitlenerek, farklı türlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Triyasik, Hura ve Kretase dönemlerinde, dünya üzerinde farklı coğrafyalarda ve yaşam alanlarında hakimiyet sürdüler. Devasa boyutlara ulaşan bazı türler, diğer canlıları avlayarak, ekosistemlerin tepesine yerleşti. Dinozorların zaman çizelgesi, yaklaşık 165 milyon yıl süren, dev bir dönemi içerir. Bu dönem, Mezozoik zaman olarak bilinir ve yaklaşık 252 milyon yıl önce başlayıp, 66 milyon yıl önce sona erdi. Mezozoik zaman, dünyanın tarihinde, Triyasik, Hura ve Kretase dönemleri olarak üç ana bölüme ayrılır. Triyasik dönem, Mezozoik zamanın ilk dönemini temsil eder ve dinozorların evriminin başladığı dönemi işaret eder. Bu dönem yaklaşık 252 milyon yıl önce başlamış ve yaklaşık 201 milyon yıl önce sona ermiştir. Triyasik dönem, dinozorların evriminin kökenini ve ilk aşamalarını anlamamız için kritik bir zaman dilimidir. Triyasik dönem, önemli bir jeolojik zaman dilimidir. Çünkü, dinozorların evriminin ilk aşamalarının yaşandığı dönemi temsil eder. Bu dönemde, dünya üzerindeki topraklar, tek bir süperkıta olan Pangea'da birleşmişti. İlk dinozor fosilleri Triyasik dönemde bulundu. Ancak, bu dönemde dinozorlar, daha büyük ve hakim sürüngen grupları ile rekabet ediyorlardı. Triyasik dönem boyunca, dinozorlar, orta boyutta yaratıklar olarak varlıklarını sürdürdüler. Triyasik dönemdeki dinozorlar, soyu tükenmiş türlerdir ve genellikle daha primitif özelliklere sahiptirler. Bu dönemin dinozorları arasında, küçük ve hafif yapılı etçil dinozorlar, otçul dinozorlar ve herrerasauridler gibi gruplar yer alır. Bu dönemde dinozorlar, diğer sürüngenlerin gölgesinde kalıyorlardı ve hakimiyetlerini daha sonraki dönemlerde sağladılar. Triyasik dönem, dinozorların ve diğer canlıların evrimi için kritik bir dönemdi. Bu dönemdeki çevresel koşullar, gelecekteki dinozorların evrimi için bir zemin oluşturdu. Ayrıca, Triyasik dönem boyunca dinozorlar, diğer canlılarla rekabet ederek farklı yaşam stratejileri geliştirmeye başladılar. Jura dönemi, dinozorların evriminin önemli bir aşamasını temsil eder ve bu dönemde dinozorlar, çeşitlenip hakimiyetlerini kurmaya başladılar. Jura dönemi, yaklaşık 201 milyon yıl önce başlamış ve yaklaşık 145 milyon yıl önce sona ermiştir. Bu dönem, dinozorların çeşitlenmeye başladığı dönemdir. Dinozorların farklı türleri ve alt grupları bu dönemde ortaya çıktı.
etçil dinozorlar, otçul dinozorlar ve omnivor dinozorlar gibi çeşitli beslenme alışkanlıklarına sahip dinozorlar, Jura dönemi boyunca evrimleşti. Bu dönem, teropod dinozorlarının evriminde önemli bir dönemdir. Bu dönemde teropodlar, daha büyük boyutlara ulaşmış ve etçil avcılara dönüşmüşlerdir. Özellikle Allosaurus gibi teropodlar, bu dönemin önemli avcılarındandı. Dinozorlar, bu dönemde iki büyük alt grupta sınıflandırıldı. Saurischia alt grubu, etçil dinozorları içerirken, Ornithischia alt grubu, otçul dinozorları içerir. Bu ayrım, dinozorların anatomik özelliklerine göre belirlenir. Jura dönemi boyunca, Pangea adlı süper kıta, daha fazla parçalanmaya başladı. Bu kıtasal hareketler, dinozorların farklı coğrafyalara yayılmasına ve farklı yaşam alanlarını işgal etmesine olanak tanıdı. Jura dönemi, aynı zamanda uçan dinozorlar olarak bilinen pterozorların hızla çeşitlenmeye başladığı bir dönemdir. Bu yaratıklar, kanatlı ve hafif yapılıdır ve deniz ve kara yaşamında yaygın olarak bulunurlar. Jura dönemi, dinozorların evriminin en kritik dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Dinozorlar bu dönemde hakimiyetlerini artırıp, tür çeşitliliğini artırmışlardır. Ayrıca, bazı dinozor türleri bu dönemde tüyler geliştirmeye başlamıştır. Bu da ilerleyen dönemlerde, kuşların evrimine yol açacaktır. Jura dönemi, dinozorların hikayesindeki önemli bir aşamadır ve onların evrimsel başarılarını gösteren bir dönem olarak bilinir. Kretase dönemi ise, dinozorların hüküm sürdüğü ve çeşitliliğin doruk noktasına ulaştığı dönemi temsil eder. Bu dönem, Mezozoik zamanın son bölümünü kapsar ve yaklaşık 145 milyon yıl önce başlamış ve yaklaşık 66 milyon yıl önce sona ermiştir. Kretase dönemi, dinozorların ve diğer canlıların evrimi için kritik bir dönemdir. Kretase dönemi, dinozorların çeşitliliğinin en yüksek olduğu dönemdi. Bu dönemde, farklı boyutlarda ve anatomik özelliklere sahip dinozor türleri bulunuyordu. Özellikle teropod dinozorları veya etçil dinozorlar, sauropodlar ya da devasa boyutlu otçul dinozorlar ve ornitopodlar ya da otçul dinozorlar gibi gruplar önemliydi. Deniz yaşamının da zengin olduğu bir dönemdi. Deniz yılanları, deniz kaplumbağaları ve omurgalıların atası olan balıklar gibi canlılar, denizlerde hakimiyet kurmuşlardır. Ayrıca, deniz yüzeyinin üzerinde yüzen omurgalılar olan İktiyosaur ve Plesiosaur gibi yaratıklar da bulunuyordu. Kretase dönemi, uçan dinozorlar olan pterozorların çeşitlenmesi ve yayılması için önemli bir dönemdi. Bu canlılar, kanatlı ve tüy benzeri yapılarıyla hava sahasında hüküm sürdüler. Ornitopodlar gibi otçul dinozorlar, bu dönemde giderek daha fazla çeşitlendi ve çeşitli bitki türlerini tüketmeye başladı. Bu durum, bitki örtüsü ve ekosistemler üzerinde etkili oldu. Kretase dönemi sona erdiğinde, dinozorlar için trajik bir dönem başladı. Muhtemelen bir asteroid çarpışması veya büyük volkanik patlama gibi olayların etkisiyle birçok dinozor türünün soyu tükendi. Bu büyük soy tükeniş olayı, Mezozoik zamanı sona erdirdi ve Tersiyer dönemi ile Kuvaterner dönemi gibi yeni dönemlere yol açtı. Kretase dönemi, dinozorların tarihsel hikayesindeki en zengin ve çeşitli dönemlerden biriydi. Bu dönem, dinozorların hüküm sürdüğü, kara ve deniz ekosistemlerinde farklı türlerin varlığını sürdürdü ve bazı dinozorların uçan türler olarak evrimleştiği bir dönemdi. Ancak, Kretase döneminin sonunda, büyük soy tükeniş olayı, dinozorların ve birçok diğer canlının neslinin tükenmesine neden oldu ve yeni bir jeolojik dönem başlattı. İlk dinozor fosilinin bulunuşu, paleontolojinin temellerinin atılmasına büyük katkı sağlamıştır. İlk dinozor fosili, 1819 yılında İngiliz paleontolog William Buckland tarafından keşfedildi. William Buckland, İngiltere'de bulunan bir fosili inceledi ve bunun Megalosaurus cinsine ait olduğunu tanımladı. Bu fosil, dinozorların varlığını gösteren ilk somut kanıttı ve dinozorların bilimsel araştırma konusu haline gelmesine yol açtı. Megalosaurus, etobur bir teropod dinozor türüdür ve bu buluntu, dinozorların kökenini anlamamız ve daha fazla fosil keşfi için ilham vermiştir.
Bu keşif, 19. yüzyılın ortalarında başlayan büyük dinozor fosili araştırmalarının başlangıcıydı. Daha sonraki yıllarda, Amerika'da da dinozor fosilleri keşfedildi ve dinozorların çeşitliliği ve yaşam biçimi hakkında daha fazla bilgi elde edildi. Bu erken keşifler, dinozorların ilgi çekici dünyasını keşfetmek ve anlamak için temel oluşturdu. İlk dinozor fosilleri keşfedildikten sonra, İngiliz anatomist ve paleontolog Sir Richard Owen, 1842'de dinosauria terimini oluşturdu. Bu terim, korkunç kertenkeleler anlamına gelir ve dinozorları tanımlamak için kullanılmıştır. 1854 yılında, Londra'daki Crystal Palace'ta sergilenen hayali dinozor maketleri, dinozorların geniş bir izleyici kitlesi tarafından görmelerini sağladı ve bu canlıların popülerliğini artırdı. Amerika'da Othniel Charles Marsh ve Edward Drinker Cope gibi paleontologlar, Kretase dönemine ait büyük dinozor fosillerini keşfetmeye başladılar. Bu dönem, Büyük Dinozor Savaşları olarak bilinen rekabetle ünlüdür. İlk dinozor müzesi, 1822 yılında İsviçre'de kuruldu ve dinozorların ilgi çekici dünyasını geniş kitlelere tanıttı. Dinozorların yaşam biçimi ve nesli tükenişleri hakkında ilk teoriler, 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktı. Özellikle, dinozorların nasıl yok olduğu konusundaki görüşler, büyük tartışmalara yol açtı. Dinozorların ilk keşifleri, paleontoloji bilimine büyük katkılarda bulundu ve bu büyük yaratıkların yaşamını ve soyunun tükenişini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Dinozorlar, Mezozoik zaman boyunca, dünya üzerinde geniş bir tür çeşitliliğine sahip olarak varlık gösterdiler. Bu büyük yaratıklar, anatomik özelliklerine, beslenme alışkanlıklarına ve yaşam alanlarına göre farklı türlerde sınıflandırılır. Dinozorlar, iki ana grupta sınıflandırılırlar. Bunlar, Saurischia ve Ornithischia'dır. Saurischia, belirgin anatomik özelliklere sahip dinozorları içerir. Bu grup, özellikle pelvis veya leğen kemiği yapısı açısından diğer dinozor gruplarından ayrılır. Pelvisleri, daha önceki dinozor gruplarına göre daha uzun bir yapıya sahiptir ve kertenkele kalçalı olarak adlandırılır. Saurischia alt grubu, kendisi de iki ana alt gruba ayrılır. Bunlar, teropodlar ve sauropodomorflar olarak adlandırılır. Teropodlar, etçil avcı dinozorlar olarak bilinir ve Saurischia alt grubunun en tanınmış üyelerindendir. Genellikle iki ayak üzerinde yürürler ve sivri dişlere sahiptirler. Hızlı ve çevik avcılardır. Teropodlar içinde ünlü türler arasında T-Rex veya Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Allosaurus ve Spinosaurus bulunur. Bazı teropodlar, özellikle kuşların atası olarak kabul edilen türler, tüy benzeri yapıları geliştirmişlerdir. Bu durum, kuşların evrimini açıklamak için önemli bir kanıttır. Sauropodomorflar ise, genellikle büyük boyutlara ulaşmış okçul dinozorları içerir. Bu grup, uzun boyunları ve kuyruklarıyla tanınır. Diplodocus, Brachiosaurus, Apatosaurus gibi devasa boyutlara ulaşmış sauropod türleri bu gruba aittir. Uzun boyunları, devasa gövdeleri, küçük kafaları ve dört ayak üzerinde durma yetenekleri vardır. Dişler genellikle küçüktür ve genellikle otçul bir beslenme alışkanlığına sahiptirler. Genellikle kara ekosistemlerinde bulunurlardı, özellikle ormanlık bölgelerde ve nehir kenarlarında yaşamış olabilirlerdi. Diğer bir ana grup ise Ornithischia grubudur. Ornithischia ana grubu, okçul dinozorları içerir ve bu grupta birçok farklı alt grup bulunur. Triophora alt grubu, zırhlı dinozorları içerir. Ankylosaurus ve Stegosaurus gibi türler bu gruba aittir. Zırhlı dinozorlar, vücutlarında dikenler ve zırh plakaları bulunduran dinozorlardır. Ornitopodlar ise, çoğunlukla iki ayak üzerinde yürüyen okçul dinozorları içerir. Parasaurolophus ve Hadrosaurus gibi türler bu gruba aittir. Ornitopodlar, diş yapıları ve ağız yapılarıyla farklılık gösterirler. Ceratopsia alt grubu, boynuzlu ve zırhlı dinozorları içerir. Triceratops gibi türler, Ceratopsia alt grubuna aittir. Bu dinozorlar, genellikle büyük boynuzlar ve tüy benzeri çıkıntılarla tanınır.
Pterozorlar ise, dinozorlarla aynı dönemde yaşayan, ancak farklı bir grup olan uçan yaratıklardır. Bu canlılar, dinozorlarla aynı zamanda, Mezozoik zamanda yaşadılar ve hava sahalarında hüküm sürdüler. Pterozorlar, Mezozoik dönemin bir parçası olan Trias döneminden, Kretase dönemine kadar olan dönemlerde yaşamışlardır. Pterozorlar, kanatlı yaratıklar olup, sınıflandırma olarak dinozorlardan farklıdırlar. Pterozorlar, dinozorlar gibi sürüngenlerden türememişlerdir. Pterozor terimi, Yunanca, kanatlı kertenkele anlamına gelir. Bu adları, kanat benzeri yapılarına ve sürüngenler gibi vücut yapısına sahip olmalarından kaynaklanır. Pterozorlar, büyük ve hafif yapıdaki kanatları ile tanınırlar. Bu kanatlar, uzun bir tüy benzeri yapı olan, membran ile kaplıdır. Vücutları sürüngenlere benzer, ancak uçan ihtiyaçlarına uygun olarak değişime uğramıştır. Sürüngenlerden farklı olarak, pterozorların uçmak için vücutlarını ayağa kaldırabilecek bir omuz yapısı vardır. Büyük boyutlardan küçük boyutlara kadar, farklı türlerde ve yapıda olabilirdi. Bazıları denizlerde yaşarken bazıları karada yaşardı. Ayrıca, bazı türlerin kanat açıklıkları oldukça büyüktü. Pterodactylus, en tanınmış pterozor türlerinden biridir ve Trias ve Kretase dönemlerinde yaşamıştır. Kanat açıklığı yaklaşık 1.5 metre civarındaydı. Quetzalcoatlus'a gelirsek, Kuzey Amerika'da Kretase döneminde yaşamış olan bu pterozor, kanat açıklığı 10 metreye kadar ulaşabilirdi ve bu, bilinen en büyük uçan canlılardan biridir. Pteranodon türü ise, Kretase döneminde Kuzey Amerika'da yaşamıştır ve büyük bir kanat açıklığına sahiptir. Pteranodonlar, balık avlayarak beslenirlerdi. Pterozorlar, dünya tarihindeki ilk uçan omurgalı canlılar arasındadır. Uçma yetenekleri, kanat yapıları ve gövde yapıları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, pterozorların nasıl uçtuğunu ve farklı türlerin yaşam alanlarını anlamamıza yardımcı olmuştur. Günümüz kuşlarına ve yarasalara benzer şekilde uçuyorlardı, ancak onlar tam anlamıyla benzersiz canlılardır. Pterozorlar, Mezozoik dönem boyunca çeşitli yaşam alanlarını işgal etmiş ve bu büyük yaratıkların gizemini günümüzdeki bilim insanlarına ve paleontologlara aktarmıştır. Dinozorlar, genellikle ormanlık alanlarda yaşar ve bu habitatlar birçok okçul dinozor için zengin besin kaynakları sunardı. Özellikle ornitopodlar gibi okçul dinozorlar, ormanlarda bol miktarda bitki örtüsü bulunması nedeniyle bu habitatlarda yaşarlardı. Bazı dinozorlar, savan benzeri açık alanlarda yaşarlardı. Teropodlar gibi etçil dinozorlar, bu habitatlarda avlarını kovalar ve avcı olarak beslenirlerdi. Bazı dinozorlar, su habitatlarında yaşar ve bu habitatlarda avlanırlardı. Özellikle deniz kaplumbağaları ve deniz yılanları gibi sucul canlıları avlarlardı. Mosasaurlar gibi bazı dinozorlar da deniz habitatlarında yaşamışlardır. Bazı dinozorlar, gölette yaşar ve bu habitatlarda su bitkileri ile beslenirlerdi. Bu tür dinozorlar, genellikle daha küçük boyutlara sahipti ve suda dolaşmayı tercih ederlerdi. Delta bölgeleri ve sahil alanları, dinozorlar için önemli yaşam alanlarıydı. Bu habitatlar, tatlı su kaynaklarının denize aktığı bölgeleri içerir ve birçok dinozor türü, hem kara hem de deniz kaynaklarına kolayca erişebilirdi. Bazı dinozor türlerinin, özellikle teropodların, kutup bölgelerinde yaşadığı düşünülmektedir. Bu bölgeler, her ne kadar bugünkü gibi soğuk olsalar da, Mezozoik dönemde iklim koşulları farklıydı. Bazı dinozorlar, çöller gibi kurak habitatlarda yaşar ve bu bölgelerde, bitki örtüsünün yanı sıra, su kaynaklarını da kullanarak yaşamlarını sürdürürlerdi. Dinozorların beslenme alışkanlıkları, büyük ölçüde türlerine ve yaşadıkları habitatlara göre değişiyordu. Dinozorlar arasında etçil, otçul ve hatta herbivor dinozorlar bulunmaktaydı. Etçil dinozorlar, avlanarak veya leş yiyerek beslenirlerdi. Büyük teropodlar, avlarını yakalamak ve öldürmek için büyük dişlere ve pençelere sahipti. Örneğin, Tyrannosaurus rex ve Allosaurus gibi büyük teropodlar, dişleri ve çenesiyle avlarını parçalardı. Bazı teropodlar, hızlı ve çevik avcılar olarak bilinirlerdi.
Velociraptor gibi türler avlarını gruplar halinde yakalarlardı. Bazı teropodlar ise uçabilirdi. Iterodactylus gibi teropod türleri suda avlanabilirdi. Otçul dinozorlar bitki örtüsü ile beslenirlerdi. Dişleri, bitkileri kesmeye ve öğütmeye uygun olarak evrilmişti. Ornitopodlar, otçul dinozorlar arasında en yaygın olanıydı. Hadrosaur ve iguanodon gibi türler, bitkilerle beslenirlerdi. Zırhlı dinozorlar olarak bilinen, Triophora alt grubundaki dinozorlar, genellikle alçak bitkilerle beslenirlerdi ve zırhlarıyla korunmaya çalışırlardı. Herbivor dinozorlar, büyük boyutlu ve boyunları uzun sauropodlar gibi türlerdi. Günümüzdeki fillere benzeyen beslenme alışkanlıklarına sahiptiler. Bu dinozorlar, ağaçlardan yaprak ve sürgünler koparır, bitkileri öğütür ve bu yolla beslenirlerdi. Uzun boyunları, yüksek ağaçlardan bitki materyalini yemelerine olanak tanır. Dinozorların beslenme alışkanlıkları, onların anatomik özellikleri ve yaşadıkları habitatlarla yakından ilişkilidir. Farklı türler, farklı yiyecek kaynaklarına erişebilmek için farklı stratejiler geliştirmişlerdir. Bu beslenme alışkanlıkları, paleontologlar tarafından fosil kayıtları ve anatomik incelemelerle belirlenir ve dinozorların ekolojik rollerini ve yaşam tarzlarını anlamak için önemli ipuçları sunar. Dinozorların davranışları ve sosyal etkileşimleri hakkında doğrudan bilgiye sahip olmak zor olmakla birlikte, bazı davranışlar ve sosyal eğilimler hakkında bazı varsayımlar ve kanıtlar vardır. Bazı dinozor türlerinin sürü halinde yaşadığına dair bazı kanıtlar vardır. Özellikle ornitopodlar gibi otçul dinozorlar, sürü halinde dolaşarak kendilerini avcılardan koruyabilirlerdi. Bazı teropodlar da, örneğin Velociraptor, avlarını gruplar halinde avlamış olabilirler. Bazı dinozor türlerinin yuva yapma ve yumurtlama davranışları hakkında bilgi vardır. Örneğin, Protoceratops gibi bazı türler, yuva yapar ve yumurtalarını koruma altına alırdı. Yumurtlama davranışı ve yuva inşası, dinozorların üreme davranışlarının bir parçası olarak kabul edilir. Bazı dinozorların sosyal hiyerarşiler oluşturduğu ve cinsel ilişkilerde rekabet ettiği düşünülüyor. Bu durum, dinozorların boyutları ve anatomik özellikleri arasındaki farklara dayanarak tahmin edilir. Örnek olarak, bazı seratopsian türlerinde boynuzlar ve dikenler, diğer bireylere karşı rekabet ederken kullanılırdı. Dinozorların iletişim yöntemleri hakkında net bilgilere sahip değiliz. Ancak, bazı türlerin, görsel sinyallerle iletişim kurduğu düşünülmektedir. Özellikle, seratopsianlar gibi türlerin, büyük boynuzları ve dikenleri, tehdit veya gösteriş amacıyla kullanılmış olabilir. Bazı dinozorlar tüylerle kaplıydı ve bu tüyler, sosyal iletişimde veya vücut ısısının düzenlenmesi için kullanılabilir. Sesli iletişimle ilgili kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak, bazı dinozor türlerinin ses çıkardığına dair kanıtlar vardır. Özellikle, teropodlar arasında böcek benzeri sesler ürettiği düşünülen kanıtlar vardır. Dinozorların davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmek, fosil kayıtlarının ve bilimsel araştırmaların gelişmesi ile mümkün olabilir. Paleontologlar, fosil kanıtları, jeolojik verileri ve anatomik incelemeleri kullanarak, dinozorların davranışları hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalışırlar. Ancak, bu alandaki bilgi eksiklikleri nedeniyle, dinozorların sosyal davranışları ve iletişim yöntemleri, bugün büyük bir bilinmezlik taşımaktadır. Dinozorların büyüklüğü, çeşitli türler arasında büyük farklılıklar gösteriyordu. Ancak, bazı dinozorlar, olağanüstü büyüklüğe ulaşarak, dünya tarihinin en büyük kara hayvanları arasına girmişlerdir. Argentinosaurus, Titanosauria grubuna ait bir otçul dinozordur. Kretase döneminde, Güney Amerika'da yaşamıştır. Tahmini boyu, 30 ila 35 metre arasındaydı ve ağırlığı yaklaşık 80 ila 100 ton civarındaydı. Argentinosaurus, bilinen en büyük dinozorlardan biri olarak kabul edilir ve muhtemelen en uzun boyunlu dinozorlardan biriydi. Patagotitan, aynı Titanosauria grubuna ait bir dinozordur ve Argentinosaurus gibi Güney Amerika'da yaşamıştır.
boyu yaklaşık 37 metreye kadar ulaşabilir ve ağırlığı ortalama olarak 69 ton civarındaydı. Patagotitan, bilinen en büyük dinozorlardan biri olup, iskelet kalıntıları bu büyük yaratığın boyutunu göstermektedir. Dilidnoctus, yine Titanosauria alt grubuna aittir ve Patagonya'da yaşamıştır. Boyu tahmini olarak 26 metreye kadar ulaşır ve ağırlığı yaklaşık 59 ton civarındaydı. İskelet kalıntıları, Dilidnoctus'un oldukça büyük bir dinozor olduğunu göstermektedir. Sauroposidon ise, Brachiosauridae ailesine ait bir dev sauropod türüdür. Kretase döneminde Kuzey Amerika'da yaşamıştır. Boyu yaklaşık 30 ila 34 metre civarındaydı, ancak ağırlığı konusunda daha belirsizdir. Bazı tahminlere göre 50 ton ağırlığında olabilir. Uzun boynu ve vücut yapısı bu dinozoru diğer dev sauropodlardan ayırır. Paralititan ise yine Titanosauria alt grubuna ait bir otçul dinozordur. Kretase döneminde Mısır'da yaşamıştır. Boyu tahmini olarak 26 ila 29 metreye ulaşır ve ağırlığı yaklaşık 59 ton civarındaydı. Paralititan türü o dönemde Afrika'nın devasa dinozorlarından biriydi. Bu büyük dinozorlar Mezozoik dönem boyunca dünya üzerinde gezinmişlerdir. Titanosaurlar, özellikle bu büyük dinozorların alt grubu, dünya tarihindeki en büyük kara hayvanlarını temsil eder. Bu devasa yaratıkların boyutları, muazzam yiyecek ihtiyaçları ve muhtemelen yavaş hareket etmeleri, bilim insanlarına dinozorların fizyolojisi, yaşam biçimi ve ekolojik rolleri hakkında önemli bilgiler sunar. Dinozorların neden soylarının tükendiği konusu, bugün büyük bir bilimsel tartışma konusudur. Bu konu hakkında birkaç farklı teori öne sürülmüştür. En ünlü teorilerden biri, asteroid etkisi teorisidir. Bu teori, Kretase döneminin sonunu işaretleyen büyük bir asteroid veya kuyruklu yıldız çarpışması sonucu dinozorların soyunun tükendiğini savunur. Bu olay, yaklaşık 66 milyon yıl önce meydana geldi ve sonucunda Kretase-Paleojen sınırı olarak adlandırılan kitlesel yok olma olayı gerçekleşti. Asteroid veya kuyruklu yıldızın çarpması, atmosferde toz, duman ve döküntülerin atmosfere yayılmasına ve uzun süreli kış koşullarına yol açtı. Bu olay, bitki örtüsünün azalmasına ve dolayısıyla otçul dinozorların besin kaynaklarının azalmasına neden oldu. Ayrıca, iklim değişiklikleri, doğrudan çarpmanın etkileri, yangınlar ve radyasyon maruziyeti nedeniyle dinozor popülasyonlarının büyük bir darbe aldığına inanılır. Bir diğer teori, dinozorların soyunun tükenmesinin büyük volkanik aktiviteye bağlı olduğunu savunur. Bu teoriye göre, büyük volkanik patlamaların neden olduğu, atmosferdeki gaz ve kükürt dioksit seviyeleri, iklim değişikliklerine ve deniz asiditesine yol açarak dinozorların yaşam alanlarını tahrip etti. Bu volkanik aktivite, Dejan Traps adı verilen büyük volkanik olaylarla ilişkilendirilmiştir. Bunlar, Kretase döneminin sonlarına doğru, milyonlarca yıl boyunca meydana gelmiş ve büyük lav akıntılarına neden olmuştur. Dinozor soyunun tükenmesine yol açan başka bir faktör de, deniz seviyesi değişiklikleri olabilir. Deniz seviyesindeki dalgalanmalar, dinozorların yaşadığı kara alanlarını etkileyebilir ve yaşam alanlarını daraltabilir. Deniz seviyesi yükselmesi, dinozorların yaşadığı alanları sular altında bırakabilirken, deniz seviyesi düşüşleri, kara alanlarını artırabilir. Bu tür değişiklikler, dinozorların besin kaynaklarına ve yaşam alanlarına erişimlerini etkileyebilir. Bazı bilim insanları, dinozorların rekabet, hastalık veya evrimsel nedenlerle soyunun tükendiğini öne sürmektedir. Örneğin, memelilerin, dinozorların yerini alabileceği veya dinozorların yaşam tarzlarına uyum sağlayamadıkları teorileri bulunmaktadır. Ayrıca, bazı dinozor türlerinin belirli yaşam alanlarına veya besin kaynaklarına özelleşmiş olmaları nedeniyle değişen koşullara uyum sağlayamamış olabileceği düşünülmektedir. Bu teorilerin her biri, dinozorların neden soylarının tükendiği konusunda farklı açıklamalar sunar. Muhtemelen, dinozorların yok olmasına neden olan bir kombinasyon faktörlerin etkisi altında oldular. Bu konu, bugün bilimsel araştırmaların devam ettiği bir alan olup, yeni bilgiler ve kanıtlarla gelecekte daha iyi anlaşılacaktır.
dinozor fosilleri, paleontolojinin temelini oluşturan ve birçok farklı bilim dalında büyük öneme sahip olan fosil örnekleridir. Dinozor fosilleri, yaşamın evrimi ve biyolojisinin anlaşılmasına büyük katkı sağlar. Dinozorlar, modern kuşların atası olarak kabul edilen teropodlar arasında yer alır. Dinozor fosilleri, bu büyük dinozorların anatomisi, davranışları ve yaşam biçimleri hakkında bilgi sağlar ve bu bilgiler, bugünkü kuşların nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardımcı olur. Dinozor fosilleri, jeolojik tarih ve paleocoğrafya çalışmalarına da rehberlik eder. Bu fosiller, yeraltı tabakalarında bulunan yaşlı kayaçların tarihini belirlememize yardımcı olur. Dinozor fosillerinin keşfi, eski kıtaların yerleşimini ve değişen iklim koşullarını incelememize olanak tanır. Dinozor fosilleri, Mezozoik dönemdeki biyoçeşitliliği ve iklim değişikliklerini incelememize yardımcı olur. Bu fosiller, o dönemin bitki örtüsü ve deniz yaşamı hakkında da bilgi sunar. İklim değişikliklerinin, deniz seviyesinin yükselip düşmesinin ve volkanik aktivitenin etkilerini anlamak için dinozor fosilleri kullanılır. Dinozor fosilleri, eğitim ve kamu bilinci için önemlidir. Dinozorlar, özellikle çocuklar arasında büyük ilgi çeker ve bilimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur. Müzelerde sergilenen dinozor fosilleri, genel halkın paleontolojiye ilgi duymasına ve bilime olan ilgisini artırmasına yardımcı olur. Dinozorların yaşadığı döneme ait jeolojik izler ve kanıtlar, bilim insanlarının bu antik canlıların varlığını ve yaşam biçimlerini anlamalarına yardımcı olur. Dinozorların kemikleri, dişleri, kabukları ve yumurta izleri fosil olarak korunur ve sonraki dönemlerde fosil yataklarında bulunur. Bu fosil kalıntıları, paleontologların dinozorların anatomisini, büyüklüğünü, davranışlarını ve evrimini incelemelerine olanak tanır. Dinozorların toplu olarak yaşadığı ve fosilleştiği bölgelere dinozor yatakları denir. Bu yataklar, dinozorların davranışları, üreme alışkanlıkları ve toplu yaşam şekilleri hakkında bilgi sunar. Örnek olarak, dinozor yumurtaları ve yavruları bir arada bulunduğunda, dinozorların üreme davranışları hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Dinozorların yaşadığı döneme ait ayak izleri, dinozorların geçmişteki hareketlerini ve yaşam alanlarını izlememize yardımcı olur. Bu izler, çamur ve kum gibi yumuşak zeminlerde bırakıldığında korunabilir. Ayak izleri, dinozorların büyüklüğünü ve hareketlerini belirlemede kullanılır. Dinozorlar dönemindeki jeolojik formasyonlar, o dönemdeki çevresel koşulları ve iklimi anlamamıza yardımcı olur. Örneğin, Kretase döneminde oluşan çökelme ve kayaç tabakaları, dinozorların yaşam alanlarını gösterir. Dinozorlar, besinlerinin bir parçası olarak bitkileri tüketirdi. Bu nedenle, o dönemdeki bitki fosilleri, dinozorların yaşadığı habitatları ve beslenme alışkanlıklarını incelememize olanak tanır. Özellikle, dinozor dışkılarından elde edilen bitki kalıntıları, dinozorların besinleri hakkında önemli bilgiler sunar. Dinozorların geçmişteki varlıkları, bazen jeolojik belirtilere yol açabilir. Örneğin, dinozorların kazdığı yuva izleri veya besin arayışı sırasında çıkardığı oyuklar, bu canlıların davranışlarını yansıtan izler olabilir. Bu dinozor izleri ve kanıtları, paleontologların, dinozorların yaşam tarzları, ekolojik rolleri ve evrimsel tarihleri hakkında daha fazla bilgi elde etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bu izler, dinozorların yaşadığı dönemin ekosistemlerini ve gezegenin geçmişini anlamamıza katkıda bulunur. Yepyeni bilimsel içerikler için, Bilim Peşinde kanalına abone olmayı unutmayınız.